Evet, merhaba arkadaşlar. MSEV sınavı yapıldı. Umarım sizler için iyi geçen bir sınav olmuştur. Ben sınavı biraz inceledim. Yani orada beğendiğim bir soruyu tabii sizlerle paylaşacağım şimdi. Ya, telif hakkı sıkıntı olur diye soruda biraz işte isimlerde falan değişiklik yaparak aldım soruyu. Güzel bir soru. Kurgusu gene yani ÖSYM yine şaşırtmadı. Her sınavda çok hoş sorular yazıyorlar. Ben de bu soruyu çok beğendim. Şimdi bu sorunun çözümünü sizlerle dört arkadaştan İsmail'in Mehmet'e, Mehmet'in Ali'ye, Ali'nin Tevfi'ye, Tevfi'nin İsmail'e borcu bulunmaktadır. Şimdi ilk önce bunları yazalım bir. İsmail, Mehmet, Ali ve Tevfik. Bunların hepsinin birbirine borcu var. Yani İsmail'in Mehmet'e, Mehmet'in Ali'ye, Ali'nin Tevfi'ye, Tevfi'nin İsmail'e borcu bulunmaktadır. Bir de şöyle bir bilgi vermiş, Mehmet'in Ali'ye olan borcu, Mehmet'in Ali'ye olan borcu, Tevfik'in İsmail'e olan borcunun 5 katıdır. Tevfik'in İsmail'e olan borcunun 5 katıdır. Evet, Tevfik'in İsmail'e olan borcuna K diyelim. Mehmet'in Ali'ye olan borcu demek ki 5K'ymış. Borçları ödemek isteyen bu dört arkadaş bir araya gelerek bir hesaplama yapmıştır. Sonrasında İsmail, Mehmet ve Ali Tevfik'e 60'er TL vermiş ve kimseye borcu kalmamıştır. Buna göre başlangıçta İsmail'in Tevfi'ye olan borcu ne kadardır diye soruyor. Evet. Burada aslında Ali'nin Tevfi'ye olan borcu ne kadardır diye sorması lazım sanki. Fark etmez. Aslında bunların hepsini de hesaplayabiliriz. Sanki soruda Ali'nin Tevfi'ye olan borcunu sormuştu ama çok da dert değil. Şimdi şöyle yapalım. Mesela bunların hepsi Tevfi'ye 60'er lira verdikleri zaman borcu kalmıyormuş. İsmail'in Mehmet'e olan borcu X olsun. İsmail'in Tevfik'ten alacağı da K. Şimdi İsmail sadece kaç para veriyor? 60 lira para veriyor. Demek ki İsmail alacağından vazgeçiyor. İsmail alacağından vazgeçiyor. Yani K'dan vazgeçiyor. Bir de üstüne 60 lira veriyor. Demek ki İsmail'in Mehmet'e olan borcu aslında 60 artı K kadarmış. Çünkü bunu da düşünmemiz lazım değil mi? İsmail evet 60 lira veriyor ama alacağını da almıyor. Demek ki borcu kapanıyor. Borcunun kapanmasına sebep ne? Hem 60 lira vermesi hem de Tevfik'ten olan alacağını almaması. Şimdi burada 60 artı K'yı bulduk. Daha sonra devam edelim. Mehmet'in Ali'ye ne kadar borcu var? Mehmet'in Ali'ye 5K kadar borcu var. Şimdi Mehmet de İsmail'den olan alacağı olan, çünkü İsmail'in kime borcu vardı? Mehmet'e 60 artı K'yı almıyor. Üzerine bir de 60 lira veriyor. Yani bir 60 artı K alacağı vardı, onu almıyor. Bir de Mehmet Tevfi'ye üzerine 60 lira para veriyor. Ne oldu bakın burası? 120 artı K kadar oldu. 120 artı K kime eşit? Yani Mehmet'in sonuçta borcu bu kadarmış toplamda demek ki. Bu da 5K'ya eşit oldu. Buradan 4K 120 geldi. K da 30 geldi. K 30'sa Mehmet'in borcu kaç paraymış aslında 5K olduğu için? 150. Sonra devamında ne var? Ali'nin Tevfi'ye olan bir borcu var. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Ona da mesela Y diyelim. Şimdi ama Ali'nin bir de alacağı var. Ali Mehmet'ten 150 liralık bir alacağı var. Ali bu 150 liralık alacağını almıyor. Vazgeçiyor ondan. Bir de üzerine kaç para koyuyor? 60 lira koyuyor. Tevfiye veriyor. Mesela Ali'nin tevfiye borcu ne kadardır? 210. Hani aslında soru yanlış hatırlamıyorsam şu sırayı soruyordu. Ali'nin tevfiye olan borcunun cevapta 210 çıkıyordu. Biz burada nasıl sormuşuz? İsmail'in tevfiye borcu ne kadar demişiz? Burada bir hata yapmışız. Bunu hemen düzeltelim. İsmail'in tevfiye bir borcu yok. Ali'nin sonuçta Tevfi'ye bir borcu var. Ali'nin Tevfi'ye olan borcu kaç TL'dir diye soracak soru zaten. Cevabımız da kaç gelecek? 210 sevgili arkadaşlar. Evet, bunun gibi bazı güzel sorular vardı. Onlara da daha sonra değineceğim. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler arkadaşlar.